Detailing Dükkanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir süredir uygulamalarını sürdürdüğümüz Peugeot 508 için neler yaptık bir göstermek istedik. Harika uygulamalarımız var. Siz önce bir süreci takip edin. Siz bunu izledikten sonra ben daha kapsamlı bilgi vereceğim zaten.
burada bir de uygulamalarını tamamladığımız fakat henüz teslimat hazırlıkları yapılmamış olan Tesla Model X bir aracımız var. Henüz son şeklini görmüyorsunuz tabii ki. Hani böyle lastikleri falan soluk şu an ama hani böyle videonun içerisinde bir göstermek istedim bunu da. Gerçekten çok büyük keyif alarak yaptığımız bir uygulamaydı. Çünkü hani daha önce Tesla uygulaması yapmıştık ama Model X ilk uygulamamızdı. Böyle bir görmek, inceleme fırsatımız da oldu. Camlar henüz kirli ama dediğim gibi son dokunuş henüz yapılmadı. Bu araçta kaput ve sağ sol çamurlukta şeffaf kaplama, diğer aksamlarda seramik kaplama uygulaması yaptık. Çok da güzel oldu. Bitince daha güzel olacak. Artık sürecini Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Biz şimdi tekrar Peugeot 508'e dönelim. Evet, şimdi uygulamaların aşamalarını da izlediniz. Ne kadar herhalde emek sarf edildiğini görmüşsünüzdür. Bu araçta şöyle bir özetlemek gerekirse, kaput, tampon kısımlarında şeffaf kaplama, diğer aksamlarda ise seramik kaplama uygulamaları gerçekleştirdik. Ek olarak küçük parçalar, işte kapı eşikleridir, kapı kenarlarıdır, kapı kollarının içleridir, iç aksamdaki bazı piyano bileklerdir. Bunlar için de şeffaf kaplamalar yaptık. Ayrıca cam film uygulamalarımızı da yaptık. Böyle 0 kilometre bir araçta belki hatırlarsınız, bir Volvo videomuz vardı, şu sağ üst köşeye ben yine bırakayım. Ne yapılması gerektiğine dair bir şey yapmıştık, video hazırlamıştık. Çok fazla izlendi zaten. O videoda ne yaptıysak aslında bakarsanız bunda da çok benzerini yapmaya çalıştık. Çünkü aracımızın sahibi de Veli Bey. Kaçıncı araçtı? Geçen saydık. 8. araç. Şu mikrofonu yaklaştırmam lazım. Aslında biz çok şey yapmadık. Şöyle yaklaşalım da. 8. araçlarda ama evet. Sadece bu tesiste değil. Şu an Yaşam Kenti'nin içerisindeyiz biliyorsunuz. Keçiören'deki eski yerimizden başlayarak böyle güzel çeşit çeşit araçlara uygulamalar yapmıştık. Böyle bir kısa bir böyle hani şey olur ya, kısa bir feedback maksatlı olarak bir şey yapmak istedim. Mikrofonumu vereyim, siz direkt buyurun. Şöyle öncelikle elinize sağlık Yasin Bey. Çok keyifli, çok güzel bir uygulama oldu. Zaten. Kesinlikle araç her zamanki. Biz artık alıştık bu görüntüye. Bu olmadığı zaman rahatsızlık duyuyoruz. 8. araç. Daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum yayında. Aslında hani şey şudur. Bir aracın sahibi ikinci aracı için sizi yine tercih ediyorsa herhalde bir şeyleri başarmışsınız. Kesinlikle diye düşünüyorum. Ki... memnuniyet noktasında yani bana sorsalar işte memnuniyetiniz nedir detailing dükkanı 8. araç derim yani hani kesinlikle ve şöyle bir durum var hani bunu es geçmek istemiyorum sizin yaptığınız uygulamaların yaptığınız işlemlerin birçoğu evet farklı merkezlerde gerçekleşebilir yapılıyor da ama sizin farkınız şu 8 aracımızda da günün hangi saat olursa olsun aracın kaplaması, boyası, uygulamalarla ilgili başımıza ne gibi olumsuzluklar gelirse gelsin. BMW'de bir sıkıntımız var. Kesinlikle aynen öyle. Günün 24 saati arayıp aynen. Yasin Bey nasıl yapabiliriz ya da buna nasıl çözüm bulmamız gerekiyor dediğimizde en kısa sürede en net çözüm bulabileceğimiz nokta olmanız bizim için zaten söylenecek en güzel söz diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Elimizden gelenin en iyisini her zaman olduğu gibi burada da yapmaya gayret ediyoruz. Memnuniyeti de sağlayabiliyorsak ne mutlu bize diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Kazasız belasız olsun inşallah. Biz bu paketi sizin diğer önceki araçlarda da aynen uyguladığımız için zaten artık biliyoruz. Detayları da izleyicilerimiz takip etti. Biz onları şimdi finish görüntüleriyle baş başa bırakalım. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Şöyle yapılan uygulamalardan birazcık bahsetmek istiyorum. Kaput biliyorsunuz aracımızın en değerli parçası. Burayı ortalama 150 ila 180 mikron aralığında bir kalınlığa sahip şeffaf kaplamayla koruma altına aldık. Bu aynı zamanda tampon birazcık hani taş izlerine karşı en riskli parça olduğu için tamponda da çok benzer bir işlem yaptık. Tamamen şeffaf kaplamayla koruma altına aldık. Sensörlerde görüyorsunuz henüz açmadık üzerlerini. Eğer ki bazı araçlarda şey yapıyor, engel olarak algılıyor, bazıları algılamıyor. Duruma göre şurası karar vereceğiz. Farlarımız tabii ki kaplandı ve koruma altına alındı. Ama far bu araçta
aslan dişi de var biliyorsunuz Peugeot'un 508'inde. Tümü koruma altına alındı. Daha sonra aynalar yine aynı şekilde şeffaf kaplamayla koruma altında. Kapılarda kapı kolunun içi böyle bir tırnak izlerine karşı. Şu kısımlar böyle kapı değmelerine karşı. Ve ayrıca da şurayı da göstereyim. Bu müşterimizin talebi üzerine ayak çiziyor ya. Şu kısımda yine aynı şekilde şeffaf kaplamayla koruma altında. B sütununu zaten biliyorsunuz. Herkese tavsiye ediyoruz. Bu araç da C sütunundaki şu kısımda kaplandı. Stoplarımız kaplandı. Stoplar. Buna ek olarak şu arka kısımdaki piyano bilek de yine kaplanarak koruma altına alınan bölümlerden. Ayrıca camları için su itici kaplama, jantlar için seramik kaplama. Bu kaplanmamış diğer, şeffaf kaplama yapılmamış diğer tüm yüzeyler için de seramik kaplama işlemleri uygulandı. Cam filmlerinde arka koyuydu. Sadece ön iki cam talep etti müşterimiz. Dengeyi yakalayabildiğimizi düşünüyorum. İki camda, ön iki camda SolarGuard HP Supreme 22 serisini tercih ettik. Bu uygulamaları da şöyle bir göstermiş oldum size.